Talat Bulut, o doğduğunda takvimler 23 Mart 1956'yı gösteriyordu. Kars Sarıkamış'ta Medet ve Altun Bulut çiftinin 10 çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya geldi. 10 kardeşten sadece bir tanesi kız, diğerleri erkekti. Ne yazık ki kardeşlerinin bir kısmı çocuk yaşta vefat etmişti. Talat bu sebeple 5 kardeşle büyüdü. Babası Medet Bulut, Devlet Demir Yolları'nda memur olarak çalışıyordu. 4 yılda bir tayini çıkıyordu. Erzurum, Samsun, İzmir, Ankara gibi şehirleri gezerek büyüdü Talat. Bu yüzden eğitim hayatı da belli bir yerde devam edemedi. Talat, ailesine maddi olarak yardım etmek için de her yaz çalışmak zorundaydı. Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda çocukluğuyla ilgili şunları söylemişti. "Yaşadıklarım ne filme ne de burada söyleyeceğim birkaç cümleye sığar. Babam Devlet Demir Yolları'nda memurdu. Annemse tanıdığım en kültürlü Anadolu kadınıydı. Onun doğurduğu 10 evlattan biriydim. Her 4 senede bir babamın tayini çıkardı ve göç ederdik. Şehir değiştirirdik. Devrimci bir ahlakla büyüdüm. Rahmetli büyük abim işe gider, akşam koltuğunun altında mutlaka gazeteyle dönerdi. Bütün köşe yazılarını bana okuturdu." Talat Bulut, 1975 senesinde Ankara Kurtuluş Lisesi'nden mezun oldu. "Abisi mutlaka üniversiteyi kazanmak zorundasınız, yoksa sizi memur yaparım," diyordu. Bunu söylediği gün Talat bir tiyatro oyununa gitti. Orada bir afiş gördü. Bir kurs açılacaktı ve bu kursa seçmelerle sadece 15 kişi alınacaktı. Talat bu tiyatro seçmelerine katılan 450 kişi içinden ilk 15'e girmeyi başardı. Bir sene kadar süren kursu birincilikle tamamladıktan sonra 1976 senesinde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahnelenen Dimitrov adlı oyunda sahne aldı. Böylece profesyonel sanat yaşamı başlamış oldu. Bu arada Hacettepe elektronik mühendisliğini kazanmıştı. Ama hem tiyatro hem okul bir arada yürümüyordu. Talat bir tercih yapmak zorundaydı ve tercihini tiyatrodan yana kullandı. Üniversiteyi ikinci sınıfta bıraktı. Tiyatro oyunculuğuna devam ederek yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. Bir gün tiyatro oyunlarını Türkan Şoray izlemeye geldi. Talat'ın oyunculuğunu çok beğenmişti. Kısa süre sonra Talat'a bir telefon geldi. Umut Film'den arıyorlardı. Türkan Şoray'la tanışması sağlandı. Bu olaydan sonra Talat Bulut 1979 senesinde Ali Özgentürk'ün yönettiği Hazal isimli filmde Türkan Şoray'la birlikte oynayarak ilk kez kamera karşısına geçti. Bu başarılı filmin ardından Beni Böyle Sev, Takas, Yılanı Öldürseler, Göl, Çayda Çıra, Derman, Şalvar Davası, Fidan, Kurbağalar, Son Urfalı, Kuyucaklı Yusuf ve Su gibi filmlerde oynadı. Dört Yapraklı Yonca'dan Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray'la birlikte oynama fırsatını da bulmuştu. Onun isteği bir şeyler anlatmaya çalışan önemli filmlerde rol almaktı. Bunu da başarıyordu. Ancak ne yazık ki maddi olarak büyük paralar kazanamamıştı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Talat Bulut pek çok filmde seslendirme sanatçısı olarak da görev aldı. Tiyatrodan sinemaya geçen Talat Bulut, ünlü olduğu ilk yıllarda sinemadaki star sistemini yok etmek istiyordu. 1984 senesinde Ses dergisinde hakkında çıkan bir haber tozlumagazin.net'e şöyle aktarılmıştı. "Tiyatrodan sinemaya geçen Talat Bulut, gerek tiyatrodan gelen oyun gücü, gerek yakışıklılığıyla kısa sürede kendisini beyaz perdede kabul ettirebilmiş bir sanatçı. 4 yıllık sinema geçmişinde 3 büyük ödüle layık görülen Talat Bulut, şimdiye kadar 9 filmde rol almış. Bu yıl çevirdiği 2 filmden biri olan Firar, Antalya Film Festivali'ne katılan filmlerden. Fikret Hakan ve Nur Sürer'le başrollerini paylaştığı son filmi Fidan'daki rolünün ise Bulut'un sinema yaşamında çok önemli bir yeri var. Daha önceki filmleri Yılanı Öldürseler, Hazal ve Derman'da Doğulu, Mert, Karayağız delikanlı tipini başarıyla canlandıran Talat Bulut, Fidan'da tüm bu tiplemelerden 180 derece farklı bir rolde. Tek amacı televizyona çıkmak olan kendini dansa adamış metalci bir genci canlandırıyor. Travolta Engin rolü için bıyıklarını kestiren, saçlarına perma yaptıran genç oyuncu, zımbalı deri ceketi, zincirleri ve bilezikleriyle bambaşka biri olup çıkmış. Dans tutkunu bu genci canlandırabilmek için günlerce diskolarda dolaşan Talat Bulut, bu rolü için şimdiye kadar Türk sinemasında hiçbir oyuncunun cesaret edip de denemediği bir tip, diyor. Talat, bu rolün seyirci üzerinde oluşturabileceği değişik duygulardan korkmadığını belirtiyor ve ekliyor. "Sinemaya girdiğimden beri kafamda tek bir düşünce var. Kendi görüntüsünü perdede arayan star sistemi üzerine kurulmuş starlık kavramını kendi olanaklarımla yıkmak. Şu ana kadar Türk sinemasındaki bütün starlar
kendilerinde kalıplaşmış bir tiple beyaz perdeye geçtiler. Onun dışında olabilecek tipleri seyircinin kabul etmeyeceğini düşünerek bu konuda cesaretsiz davrandılar. Talat Bulut hiçbir rolün kendisini korkutmadığını söylüyor ve her rolün üstesinden gelebileceğini belirtiyor. Bir oyuncunun star olabilmesi için her rolü oynayabilecek kapasitede olması gerektiğine inanıyor. Aralıklarla da olsa oyuncu olarak kamera karşısına geçen Bulut, Kurtar Beni, Buralı Olmayan Biri, Her Şeye Rağmen, Manisa Tarzanı, Cemile gibi yapımlarda oynadı. 2000'lerde de oyunculuk kariyerine aktif olarak devam eden sanatçı, Abuzer Kadayıf adlı filmdeki performansıyla büyük çıkış yakaladı. Bu filmdeki rolü için bir an bile düşünmeden saçlarını kazıtmıştı. Sonrasında televizyon dizilerinde de sık sık karşımıza çıkan Bulut, Aşk Olsun, Saklambaç, Annem, Kasaba, Göç, Altın Tepsi gibi dizilerde oynadı. 1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Mucize adlı sinema filminde başrolde oynayan Talat Bulut, bir öğretmene hayat verdi. Rol aldığı son yapımsa Yasak Elma adlı diziydi. Bu dizide Halit Argun karakterine hayat verdi. 85 bölüm kadar oynadıktan sonra zirvede bırakarak diziye veda etti. Talat Bulut, tiyatro sanatçısı Esin Afşar ve Kerim Afşar'ın kızı Pınar Afşar'la 1987 yılında evlenmişti. Firar filmi çekimleri sırasında başlayan arkadaşlıkları ilerleyip aşka dönüşmüştü. Bu evlilikten Hazal adında bir kızları oldu. 22 yıl süren birliktelikleri 2009 yılında boşanmayla sonuçlandı. Kızları Hazal ise Amerika'da kriminoloji eğitimi aldı. Usta sanatçı Posta'ya verdiği röportajda Yeşilçam döneminde yaşadıklarıyla ilgili şunları söylemişti. Herkes dayanışma içindeydi. Bir samimiyet ve paylaşım vardı. En önemlisi de eğer Anadolu'da film çekiyorsak oranın yaşam koşullarına uyum sağlıyorduk. Şartlar hayli zordu. Ağrı'da Derman filmini çekiyorduk. Rahmetli Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit oynuyordu. Yönetmen Şerif Gören'di. İnşaat halindeki bir bina bize otel olarak sunulmuştu. Odalarımızda su bile yoktu. Hamama gitmek de mümkün değil. Bu yüzden 45 gün yıkanamamıştım. Öğlenleri yemek olarak ekmek arası helva ya da domates peyniri yiyorduk. Hiç kimse koşullara itiraz etmiyordu. Çünkü amaç iyi bir film yapmaktı. Yeşilçam'da bir üslup ve yaratıcılık vardı. Türkiye'deki insanı anlatan samimiyet vardı. Bu yüzden de çok seviliyordu. Aynı sevgiyi Yeşilçam oyuncularının üzerinde de görebiliyorduk. Ben de onlardan biriydim. Yeşilçam oyuncularını televizyonda göremememizin nedeni yapımcıların ve televizyoncuların tercihi. Ben kritik bir dönem çizgisiyle karşılaştım. Saçlarım beyazlayınca bu adam yaşlandı dediler. Ama bugün ekranda ne kadar karizmatik olduğum konuşuluyor. Bir başrol oyuncusu olarak Yeşilçam'ı temsil eden son kuşağım ve herkes bunu bilmeli ki Yeşilçam'ın televizyona emanet ettiği tek yadigar benim. Ölünceye kadar da bunu sürdüreceğim. Talat Bulut birçok projede farklı karakterleri oynamıştı ve bu sebeple ona Yeşilçam'ın binbir suratı denilmişti. Usta sanatçı Alev Gürsoy Cimine verdiği aynı röportajda bu durumla ilgili şunları söylemişti. Canlandırdığım karakteri ne kadar gözde bir karakter haline getirebilirim, ne kadar ilginç bir karaktere dönüştürebilirim diye düşünerek hareket ettim. Her Şeye Rağmen filminde rolüm gereği 19 kilo almıştım. Abuzer Kadayıf'ta Abdu diye bir karakter yarattım. Bu ve bunun benzeri bir sürü filmimi sayabilirim. Hatta en uçuk örnek şu, şehir tiyatroları genel müdürü beni yakından tanıyan biridir. Ve filmi seyrettikten sonra Talat Bulut hangi roldeydi ben çıkaramadım diye sormuş. Bunları televizyonda yaşamak mümkün değil. Talat Bulut 1983 senesinde 20. Antalya Film Festivali'nde Derman adlı filmdeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. 1988 yılında Her Şeye Rağmen adlı filmde Antalya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu seçildi. 1995'te 7. Ankara Film Festivali'nde Manisa Tarzanı'ndaki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 2000 yılında Antalya Film Şenliği'nde Melek Evlerindeki performansı ona en iyi erkek oyuncu ödülünü getirdi. Aynı yıl Abuzer Kadayıf'taki rolüyle 22. Siyat Türk Sineması ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Rol aldığı tiyatro oyunları arasında Ana, Dimitrov, Nereye Payidar, Aladağlı Mino,
işçi, sakıncalı piyade, akıllı hayvanlar gibi oyunlar vardı. Aktif olarak dizi ve film sektöründe bulunan sanatçı, seslendirme çalışmaları yapmaya da devam ediyor. Acısıyla tatlısıyla bir Talat Bulut geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.